arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kilolardan Kaçış bölüm 2 ile karşınızdayız. Bu hafta bizim için aslında biraz zor geçti. Evet, gerçekten çok zordu ama ufak ufak da olsa verimini almaya başladık. Evet, ben 110.6 kiloda başlamıştım. Şu an 102.8 kilodayım. Ben 70 kilodaydım. Şu anda 77 kilodaydım. Allah seni. Ben 77 kilodaydım. Şu anda 73 kilodayım. Yani aslında bizim için verimli bir hafta geçti. Evet, bir hafta içinde. Bundan dolayı da biz bu açlık diyetini bir hafta daha uzatma kararı aldık. Önümüzdeki hafta da karbonhidratsız farklı bir diyetle devam edeceğiz ve bunu tabii ki size açıklayacağız. İki öğün beslenmeye geçeceğiz. Çünkü bir öğün beslenmek gerçekten yorucu ve insanı yıpratıcı. Ama yani o sürekli yediğimiz, sürekli oturduğumuz konfor alanından da çıkmadan, yani bu kararı almadan da hayatınızda bir değişiklik olmuyor. Bu hem daha sağlıklı olmak, daha güçlü hissetmek için de gerekli bir şey. Doğru bir şey yaptık, doğru bir başlangıç yaptık. Ne kadar kötü besleniyormuşuz ki uzun süredir. Abur cuburları biz çok fazla tüketiyorduk. Ben sadece abur cuburları kesip günde bir öğüne düşüp aşağı yukarı kaç kilo vermiş oluyor? 7-8 kilo benden gitmiş oluyor. Tabii bu verilen kilolar hızlı verilen kilolar. Bundan sonra bu kadar hızlı devam etmeyecektir bu süreç. Ama bence ilk haftayı iyi atlattık. Aslında hareket bir şekilde sadece yürüyüşle arttırmıştık. Şimdi egzersizlerle destekleyeceğimiz için bence devam edebilir. Devam edelim. İnsayı kararlayalım, umutsuz olmamak. Şimdi bu hafta bir egzersiz programımız var. Sizlerle birlikte bunu yapacağız aslında. Buraya geldik. Önümüzde giryalarımız var, TRX'imiz var. İlerleyen bölümlerde bunları da kullanacağız. Göstermek istedik. Ama bugün sadece vücut ağırlığımızla bazı hareketler yapacağız. Evet, daha önce de söylemiştim. Sporla alakalı bir insan değilim açıkçası. O nedenle Deniz bugün bana koçluk yapacak, beni yönlendirecek. Yani benim gibi spora uzak, hiç yani sıfırdan başlayacak insanlar için aslında yol gösterici olacak diye umut ediyorum. Metabolizmayı hızlandırıcı, fişeklendirici ve hızlı yağ yakılmasını sağlayan bir Tabata tarzı egzersiz yapacağız. Yani 20 saniye bir hareket, 10 saniye dinlenme usulünde yaklaşık 6 dakika sürecek bir egzersizimiz var. Öncelikle bunu yapacağız. Benim gibi işte doğum sonrası kilolarından şikayet eden bayanlar için, kadınlar için özellikle kalın, karın, kalça bölgesi problemleri çok denizmeni umurum bu konuda da yönlendirir. Benim de işime yarayacak bir şey. İlk başta burada hemen bir yanlışı silelim. Bölgesel incelme diye bir şey yoktur. Sizin vücudunuz neyse o odur. Kalça kısmı çok büyük bir insanın kalça kısmını ufaltamazsınız. Tüm vücudunu ufaltırsınız. Kalça kısmındaki haricindeki bölgeleri biraz büyütürsünüz ve onu dengeli bir. Ama sıkılaşmaya bağlı olarak küçülme olmuyor mu? Yani elbette ki küçülür ama her tarafın aynı anda küçüleceği için gene kalça büyük kalacaktır. Bu yüzden atıyorum kalçası çok geniş kadınlar için üst kısmını, kollarını, bacaklarını biraz kalınlaştırıp sıkılaşırsa zaten istediği görüntüye ulaşacaktır. Evet, ilk başta Tabata için 8 tane hareketimiz var. Bu hareketler neler dersek, ben ilk başta ufak ufak bir herkes hareketleri göstereyim. Göster ben. Jumping jack dediğimiz, Türkçesi de çakı hareketi olan, hepimizin aslında bildiği ve lisede yaptığı bir hareket. İkincisi, toe touch dediğimiz, ayak parmağımıza dokunacağımız, parmağa dokunuş olarak Türkçe'ye çevrilebilir bir hareket. Üçüncü yapacağımız hareket, squat. Omuz genişliğinde ayaklarımız açık. Çok aşağıya oturmadan, yani derin bir squat değil, biraz daha oturur pozisyonda bir squat. Dördüncü hareketimiz, burpees. Bunun Türkçe adı nefes kesen. Bunu biraz daha farklı yapacağız aslında. Hem bayanların hem erkeklerin yapabileceği şekilde biraz kolaylaştırılmış hali diyelim. Ben nasıl yapacağım mesela? Bir yere yattık, kalktık ve zıpladık. Ortadaki o şınav hareketi yok. Yere yatıyoruz, yere yattık, kalktık ve zıpladık. Bir sonraki hareketimizin adı Superman. Bu da yerde bir hareket. Superman gibi ileri uzanıp ayakları ve elleri yukarı kaldırıyoruz. Bir sonraki hareketimiz jump ropes. Patlama gibi düşünebiliriz. Sanal bir ipar gibi olduğumuz yerde bir zıplama hareketi sergileyeceğiz. Bundan sonraki hareketimiz de hemen calf dediğimiz
alt bacağımız için parmak ucuna dikildiğimiz bir hareket yapacağız. Bunun ardından da flutter kicks dediğimiz, aslında yüzücü olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Yere yattığımız ve ayaklarımızı sanki sudaymış gibi çırptığımız bir hareket gerçekleştireceğiz. 8 hareketi 20 saniye yapıp 10 saniye dinlenme şeklinde. Geçiyorum ben. 6 dakikalık bir egzersiz bizi bekliyor. Evet arkadaşlar, 8 hareketimiz var demiştik. Bu 8 hareketi 20 saniye hareket, 10 saniye dinlenme periyodunda ard arda 3 set yapacağız. Hadi başlayalım. Jumping jack'le başlıyoruz çakı hareketi. Yapamıyorum. Ah. Hadi. Ah.
Thank you.
Evet arkadaşlar, ilk egzersizimizin sonuna geldik. Biz bu egzersizi bu hafta her gün uygulayacağız. Diyet programımıza yürümemizi zaten arttırmıştık. Günlük aktivitemizi arttırmıştık. 6 dakikalık da bu egzersizi kendi programımıza ekliyoruz. Siz de bizimle birlikte bu hafta bunu istiyorsanız haftada 3, haftada 2 ya da dilerseniz bizim gibi her gün yapabilirsiniz. Evet ya, kısa ama gerçekten çok etkili. Ne kadar yansıdı bilmiyorum ama gerçekten çok yorucu. Yani ben uzun zamandır spor yapmıyorum. Yani herhalde bir buçuk iki senedir hiçbir şekilde spor yapmıyorum ve beni düşündüğümden daha fazla aslında zorladı. Sizi de zorlayacaktır. Dediğim gibi bunu da tekrarlayalım. Biz iki sağlıklı insanız ve iki sağlıklı insan olarak bunları yapıyoruz. Bunu yineleyelim. Bir hastalığınız, rahatsızlığınız ya da şüphelendiğiniz bir şey varsa bizim yaptığımız bu programları yapmayın. Doktorunuz varsa doktorunuza danışın. Yoksa bir doktora gidin. Mutlaka düzenli doktor kontrolü önemlidir. Sağlıklıysanız ve hiçbir şeyiniz yoksa gene limiti kendiniz belirleyerek, dur noktanızı bilerek, kendinizi çok fazla zorlamadan bu idmanları bizimle birlikte yapabilirsiniz. Yani tamamen Tabata formülü olduğu için yani nabzı çok hızlandıran bir şey. Evet yani bu konuda sağlıklı yani olmak. Yani benim nabzım egzersiz sırasında uzun süredir de egzersiz yapmadığım için yani 192-193'lere kadar çıktı antrenman sonrası. Şu an bakıyorum antrenmandan 5 dakika sonra 110'lara geri inmiş. Yani insanı aslında zorlayan bir program. Çünkü Tabata aynı zamanda yağ yakmada en etkili formüllerden biridir. Yağ yakmak istiyorsanız bunun reçetesi Tabata'dır. Yani uzun zaman sonra benim için en uzun 6 dakika oldu. Evet, bir sonraki demeyelim. Öncelikle videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bizim videolarımıza haberdar olmak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hem bizi destekleyin hem de birlikte spor yapalım. Yani kanalımız çok yeni, o yüzden takip desteğiniz bizim için önemli. Yorumlarınızı da merak ediyoruz. Bize tavsiyeleriniz var mı? Yorumlara bekliyoruz. Egzersizi yapan da egzersiz sonunda ne hissettiklerini yoruma yazarsa çok seviniriz. Evet, tecrübelerinizi paylaşalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın.